Özdemir Erdoğan, o doğduğunda takvimler 17 Haziran 1940'ı gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Tevfik Bey memur, annesi ise Batı klasik müziği piyanistiydi. Kitapların ve notaların eksik olmadığı bir evde büyüdü. Babası memur olduğu için 10 yaşına kadar babaannesi ve dedesinin yanındaydı. Annesi piyanist, dayısı da keman çalan klasik müzik sanatçısı olunca Özdemir'in de müzikle tanışması çocuk yaşlarda başladı. Çocukken arkadaşlarıyla oynarken ne zaman annesinin piyano çaldığını duysa oyunu bırakıp soluğu annesinin yanında alırdı. Anne tarafından kaynaklı sanata olan ilgisi çocuk yaşlarda başlasa da baba tarafı iyi bir eğitim almasını istiyordu. O günler İkinci Dünya Savaşı'nın son bulduğu yıllardı. Ekmek kavgasının had safhada yaşandığı yıllarda ailelerin öncelikleri sanat değil, çocuk okusun, adam olsundu. Bu yüzden özellikle de dedesi onun Galatasaray Lisesi'nde okumasını çok istiyordu. Ancak çocukluğundan beri notalara ilgi duyan Özdemir'in okumaya pek niyeti yoktu. Özdemir Erdoğan çocukluk yıllarında başta idolüm dediği Münir Nurettin Selçuk olmak üzere Zeki Müren gibi önemli ses sanatçılarının taklitlerini yapıyordu. Nihayetinde 15-16 yaşlarına geldiğinde ailesi bu çocuk okumayacak belli demişti. Dedesini hayal kırıklığına uğratan Özdemir Erdoğan, yıllar sonra şöhrete kavuştuğunda gönlünü almayı bildi. Hatta dedesi ona, "Yahu sen ne kadar güzel şarkı söylüyorsun" bile demişti. 16 yaşında babasıyla ortak olarak Roman gitarı satın aldı. Başlarda bu enstrümanı pek sevmedi. Ünlü sanatçı Sezai Şengönül'e verdiği röportajında müziğe nasıl adım attığını şöyle anlatıyor. "Müzisyen olmam tamamen içgüdüsel bir şekilde gelişti. Okul konserleri, sıra kapaklarını ritimli bir şekilde vurmak bunların temelidir. Hatta dedem benim bu halimi görünce eyvah eyvah bu oğlan taklitler yapıp duruyor. Şebek olacak diye hayıflanır, beni Galatasaray Lisesi'nde okutmak isterdi. Beni böyle gördüğü için de halimden hiç memnun değildi. Bir gün ses yarışmasına gidiyorum. Macaristan'da Macar ihtilali olmuş. Müzisyen insanlardan bir kısmı da bu sebepten dolayı kaçıp Türkiye'ye gelmişti. Gelen bu insanlar müzisyendiler. Bunlar da o şarkı yarışmasında beni görüyorlar ve beni aralarına alıyorlar. Onlarla çalışmaya başlıyorum. Hatta ve hatta geceleri evden kaçıp onlarla gidip çalışmalara katılıyorum. Müziğe bulaşmam aslında bu şekilde olmuştur." Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman Besni Araplar Köyü'nde baş öğretmen olarak tamamladı. Denizli'de yedek subay eğitimi gördüğü sırada basçı Eray Turgay ile tanıştı. Bu tanışma onu caz müziğe götürdü. Arif Mardin, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Süheyl Denizci, Nejat Cendeli, Erol Pekcan akla gelen ilk isimlerdi. 1962-1964 yılları arasında dünyanın tanınmış gitar hocalarından Andreas'tan klasik gitar dersleri aldı. Daha sonra İsmet Sıral Orkestrası ile Kuzey ülkeleri ve daha çok İsveç'te profesyonel müzik kariyerini geliştirdi. Dünya cazcılarıyla tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1968 yılında İsmet Sıral Orkestrası dağıldı. Bu orkestranın ağırlıklı üyelerinden oluşan ilk profesyonel orkestrasını 14 Ekim 1968 tarihinde kurdu. 1968 yılının en iyi gitarist ödülünü aldı. 1969'daki "Duyduk Duymadık Demeyin" çalışması sonucu ilk altın plak ödülünü kazandı. Daha sonra 1971-1972 yıllarındaki çeşitli uluslararası ödüllerinde sahibi oldu. 1974'ten itibaren Türk müziği ve Türk halk müziği çalışmalarına yöneldi. 1975 yılında ise besteciliğe adım attı. 1976'da "Canım Senle Olmak İstiyor" albümü Milliyet Gazetesi'nce yılın albümü seçildi. 1979'da ise TRT Hafif Müziği Ödülü geldi. 1984'te ise kendine ait bir plak şirketi kurdu. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Özdemir Erdoğan, kazandığı sayısız ödüllerin yanına 1998'de de devlet sanatçısı unvanını ekledi. Türk müziğine sayısız eserler kazandıran Özdemir Erdoğan'ın şarkıları büyükten küçüğe herkesin dilindeydi. Ancak her sanatçının olduğu gibi onun da bir zirvesi vardı: Gurbet şarkısı. Usta sanatçı bu şarkıyla memleket hasreti çekenlerin duygularına tercüman olmuştu. Özdemir Erdoğan bugün bile dilimizden düşmeyen Gurbet şarkısının hikayesini Vav TV'de şöyle anlatmıştı. Şarkı 1972'de bestelendi. Bu şarkının hikayesi şöyle: Atina, Apollonya'da 1967 yılında müzik festivali yapıldı. Biz İstanbul'un göbeğinde bir lüks otelde çalışıyoruz.
Ben İsmet Sıralı Orkestrası vardı. Onun üyesiyim. Şerif Yüzbaşıoğlu geldi. Gitarist Selçuk Başarı'nın bir şarkısı var. Bunu okur musun dedi. Olur ağabey dedim. Başka birisi de Selmi Andak. Allah rahmet eylesin. O da bir şarkıyla katıldı. Biz iki kişi finale kaldık. Bir gün gazeteyi aldım. Babam vefat etti. Özdemir Erdoğan babasının ölümü nedeniyle festivale katılamıyor diye bir haber var. Ama benim bundan haberim yok. Selçuk Başar geldi. Ağabey ne yapayım ben şimdi? Sen bir Şerif ağabeyle konuş dedi. Bir taksiye binerek ben Çınar Oteli'ne gittim. Otelde Şerif Yüzbaşıoğlu falan oturmuşlar, bir şeyler içiyorlar. Öyle bir hava var. Şerif abiye el falan yapıyorum, bakmıyor. Garsondan haber gönderdim. Şerif abi gelmedi, benimle görüşmedi. Çok sinirlendim, evime döndüm. Benim yerime Ajda Pekkan seçilmiş. Ajda Pekkan gitti. Dördüncü falan oldu. İyi bir derece aldı. Ben birkaç sene sonra aynı festival için bu gurbet şarkısını yaptım. Gurbetin söz ve müziğini yarım saatte tamamladım. Cenab-ı Allah bana lütfetti. Ünlü sanatçı bir dönem Mason localarına üyeydi. Ancak bunun bir sonu oldu. Locadan ayrıldıktan sonra yaşadıklarımı bir ben bilirim, bir de Allah bilir diyen Özdemir Erdoğan, Sezai Şengönül'e verdiği röportajında Mason locasına nasıl girdiğini şöyle anlatıyor. Bana kayınvalidem olan İpekçi ailesinden Melahat Tokay Hanım, sen sanatçısın, senin sosyal tarafın yok. Bak bu insanlar iyi insanlar, onlarla arkadaş ol. Bu insanların popüler olmanda sana faydaları da dokunur. Sen bunların arasına gir, şöyle olur, böyle olur. Onlarla 15 günde bir kardeş sofralarında bir araya gel, otur, konuş, muhabbet et gibi başka şeyleri de dedi. Bu arada bu insanlar dediği evlerine gelip giden insanlar da uluslararası insanlar. Bizim de o sıralarda iş güç sıkıntılarımız var. Çocuk da yeni olmuş. Öyle şeyler yani. Eh biz de ilk adım atıp hadi girelim bakalım dedik. İşte masonluğa ilk girişimiz böyle oldu. Muhafazakar bir aileden gelen Özdemir Erdoğan bir süre sonra Mason locasında kalamayacağını anladı ve ayrılmak istedi. Hatta bunun için şaşırtıcı bir şekilde notere gidip ihtarname bile çekti. Ünlü sanatçı bir röportajında "Masonlar istifa edemezsiniz demediler mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti. Onlara göre istifa etmeyecek, uyutulup kalacaktım. Ben de "Hayır kardeşim, hem uyanık kalacağım hem de aranızdan ayrılıyorum." dedim. Özgür olmak için masonluktan ayrıldım diyen Özdemir Erdoğan ne yazık ki mason localarının hedefi olmuştu. Görmezden gelindi, konserleri iptal edildi, sahne alamadı. Ünlü sanatçı Bünyamin Köseli'ye verdiği röportajında şunları söylemişti. Yollarım ayrılınca lobi desteğim de bir anda kesildi. Yani kendi yolumu kestim bir anlamda. Masonlar bana Özdemir biz de yollarını ayırmışsın. Biz de ona göre hareket edeceğiz dediler. Beni bir köşeye ittiler ve izole ettiler. Bunun üzerine bir de Samanyolu televizyonunda programlara katılınca düşmanlıklar iyice arttı. Hatta çok önemli bir gelişme oldu o dönemde. Üst düzey bir TRT yöneticisi "Özdemir Erdoğan sen ne yaptın? Locadan ayrılmasaydın seni TRT Müzik Dairesi'nin başına getirecektik. Ama artık çok geç" dedi. Özdemir Erdoğan hayatı boyunca sadece bir evlilik yaptı. 1966 yılında Ayşen Hanım'la nikah masasına oturdu. Can ve Fatma Yonca adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Fatma Yonca büyüdükten sonra Amerika'ya yerleşti. 1999'da eşini kaybetti. Ayşen Hanım da 3 çocuğuyla bir başına kalan kızına destek olmak için Amerika'ya yerleşmek istedi. Fakat Özdemir Erdoğan Türkiye'den ayrılmak istemediği için bunu kabul etmedi. Ayşen Hanım mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde Özdemir Erdoğan'ın "Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum" diyerek Amerika'ya yerleşmeyi reddettiği için kendisinden boşanmak istediğini ifade etti. Vatan sevgisi 37 yıllık evliliği bitirmişti. Özdemir Erdoğan boşandıktan sonra verdiği bir röportajında şunları söylemişti. "Bu ayrılığın ardından ilk aklıma gelen Sevdim Seni Bir Kere, Başkasını Sevemem" adlı şarkıyı söylemek oldu. Özdemir Erdoğan evliliğinin 30. yılında eşinin sabateist olduğunu öğrenmişti. Ünlü sanatçı Bünyamin Köseli'ye verdiği röportajında konuyla alakalı şunları söylemişti. "Eşimin ailesinin sabateist olduğunu evliliğimizin 30. yılında öğrendim. İlişkilerimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmadı tabii. Bende çok büyük bir düş kırıklığı oluşturdu. Hayatımdaki en büyük üzüntülerden bir tanesini yaşadım. Bu durum benim çok ağrıma gitti. Çünkü evlilik içerisinde bir kültürel çatışma ortamı oluşturuyor. Bu durum benden niçin gizlendi çok merak ediyorum. Sabataizmde bir ön yargı var. Bir ön hedef var, gizli bir yapı var. Böyle bir şey aile içerisinde kabul edilemez.
Özellikle mütedeyyin insanlara karşı bir önyargı var. Özdemir Erdoğan 2006 yılında bademcik kanserine yakalandı. Kızı tedavisini Amerika'da görmesini istemesine rağmen o Türkiye'de kalmayı tercih etti. Belki ölür ya da sesimi yitirirsem ardımda son bir şey bırakmak için diye düşünen Özdemir Erdoğan stüdyoya girdi ve 15 gün kayıt yaptı. Son konserinin ardından ameliyata girdi ve sonra 7-8 ay hiç konuşamadı. Ses telleri zarar görmemesi için burnundan sokulan boruyla beslendi ve bu arada tam 30 kilo vermişti. Bir yıl süren tedavinin ardından hastalığını atlatmıştı. Ancak maddi olarak tüm birikimini bu süreçte harcamıştı. Özdemir Erdoğan'a bir dönemler siyasi partilerden milletvekili teklifi bile gelmişti. Ancak beni partinize almayın kardeşim, birliğinizi bozar, psikopatlık yaparım, bu yüzden vaktinizi almayayım diyerek reddetti. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü müzik dalında ödüle layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı için bazı kesimlerce eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü sanatçı ise "Cumhurbaşkanını elinden ödül aldım, bir kalemde 60 senem silindi" demekle yetinmişti. Özdemir Erdoğan zaman zaman polemikler ve yaptığı tartışmalı çıkışlarla da gündeme geldi. Erdoğan, Zeki Müren için onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı. Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT'ler nereden çıktı ifadelerini kullanmıştı. Ünlü sanatçının bu sözleri çok eleştirilmişti. Kariyeri boyunca sayısız konser veren Özdemir Erdoğan, sahnedeyken unutamadığı bir anısını şöyle anlatıyor. "İlk defa bu mütedeyyin kesimle bir Ramazan gecesi feshanede tanıştım. Tıktım tıktımdı salon. Programa başlarken ne yapalım dedim. Ardından Eski Dostlar şarkısı çok sevilir, onu söyleyeyim dedim. Ardından Ağlama Değmez Hayat Olsun dedim. Ramazan olduğu için fazla hamasi gitmenin uygun olmayacağını düşündüm. Sonra devam ediyoruz. Ağlama Değmez Hayatlı isim şarkıya. Birinci kısmı bitti. İkinci kısmında hayat şarap gibidir mısrası geçiyordu. Birden bu sözler aklıma geldi ve benden terler boşalmaya başladı. Sıra tam o mısralara gelmişti ki ağzımdan birdenbire hayat serap gibidir sözü çıkıverdi. Bunlar 1-2 dakika içerisinde olan şeyler. Müthiş rahatlamıştım. Düşünsenize, Ramazan'dayız ve şarap sözcüğünü kullanacağım. O esnada Cumhuriyet gazetesinden bir yazar da oradaymış. Birkaç gün sonra bir de baktık ki köşesinde Özdemir Erdoğan konserinde şarkının sözlerini değiştirdi falan filan gibi şeyler yazmış. Akabinde o kişiye telefon açtım ve dedim ki o gün Ramazan'dı ve orada on binlerce inançlı insan vardı. O gün orada şarap sözcüğünü telaffuz etmektense kariyerimi feda etmeye razı olur, o şarkı sözlerini yazan şairden de bin defa özür dilemeyi göze alırdım dedim. Sevdim seni bir kere, ikinci bahar, pervane, küçük bir aşk masalı ve daha birçok unutulmaz şarkı. Sanat hayatı kadar özel yaşamıyla da her zaman göz önünde bir isimdi Özdemir Erdoğan. Doğup büyüdüğü toprakları terk etmemek için önce 37 yıllık hayat arkadaşından vazgeçti, sonra da canı pahasına Amerika'da tedavi olmayı reddetti. Hayatı boyunca Türk müziğine sayısız eserler kazandırsa da o kazandığı her şeyi bu topraklara borçlu olduğu bilinciyle yaşadı. Acısıyla tatlısıyla bir Özdemir Erdoğan geçiyor bu dünyadan. Biz de 82 yaşındaki usta sanatçıya ömrünün geri kalanında sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.